Merhaba. Seminerin birinci kısmında bahsettiğimiz gibi 1990'ların sonunda bir dizi çevre veri çeviri olarak niteleyebileceğimiz ülkede tam da bu ülkelerin dünya kapitalizmine eklemlenme biçiminden dolayı ciddi krizler ortaya çıkmıştı. Bunlar sadece ekonomik krizler değil, sosyal, politik ve ideolojik tüm içerim mekanizmalarıyla birlikte hegemonyanın krizine işaret etmekteydi. Böyle bir konjonktürde tabii her ülkenin kendi özgün toplumsal, politik, ideolojik yapılanışı içerisinde dışlanmış olan kesimleri sistemle bütünleştirmeyi hedefleyen ve böylelikle neoliberal dönüşüm sürecinde yıpranmış ve zemin kaybetmiş olan siyasal merkezi farklı bir birleşim içerisinde tekrar oluşturmayı hedefleyen siyasal güçler de işte burada neoliberal popülizm olarak adlandırabileceğimiz bir siyasal strateji veya yönetim stratejisini devreye sokmak için bir alan, bir imkan kazanmışlardı. Yine seminerin ilk bölümünde tartıştığımız gibi böyle bir siyasal projenin maddi imkanları da 2000'lerin başında kendisine göstermişti. Bu dönemde küresel likidite bolluğu uluslararası faizleri aşağı çekerek borçlanmayı kolaylaştırmıştı. Bu da aşağı yukarı bütün gelişmekte olan ülkelerin tasarruf açıklarını bu fonlarla telafi ederek genişlemeci, büyümeci bir ekonomi politikası uygulayabilmelerini sağlamıştı. Türkiye'de de 90'lı yılların uzayıp giden sermaye birikimi ve hegemonya krizinin hemen ardından iktidara gelen AKP'nin bu krize son vererek neoliberal popülizm olarak adlandırmayı önerdiğimiz bir yönetim stratejisiyle yeni bir hegemonya projesini sürdürmesini mümkün kılan en temel dinamik hem iktidar bloğunun sınıf bileşenleri arasındaki gerilimleri uzlaştırarak yönetmesini hem de diğer yandan aşağı sınıflar nezdinde yeni rıza mekanizmaları oluşturmasını mümkün kılan bu ekonomik ortamın 2002 yılında iktidar geldiğinde büyük oranda şekillenmiş, tüm dünyada şekillenmiş olmasıydı. 2000'li yıllarda Türkiye'de bütün sermaye fraksiyonlarının, sermayenin her kesiminin Türkiye'de üzerinde anlaştıkları birikim rejimi dışarıdan sermaye girişlerine dayalı, içeride iç tüketimi sürüklediği bir ekonomik modelde. Daha önceki dönemlerde küreselleşmeye ancak eğriti biçimde entegre olabilmiş firmalar dahi hem bu dönemde büyüyen iç talepten, iç piyasadan hem de işte ucuz emek maliyetleri, vergi muafiyetleri ve doğrudan devlet desteklerine dayalı olarak büyüyen uluslararası ve bölgesel genişleme hamlesinden faydalandılar. Ayrıca bildiğiniz gibi hani derviş reformlarıyla vesaire, bankacılık reformu ve diğer kurumsal, yapısal düzenlemelerle birlikte para sermayenin devlet borçlanması yerine doğrudan üretken yatırımlara doğru yönlendirilmesi politikası da 2000'li yıllarda hani küçüğüyle, büyüğüyle, kobisiyle, büyük firmasıyla yeni bir birikim evresinin başladığını gösteriyordu. Dolayısıyla AKP'nin hegemonya stratejisinin bir ayağının kapitalist sınıf fraksiyonlarını yeni bir sermaye birikim rejimi etrafında birleştirmesine dayalı olduğu söylenebilir. Ancak bunun diğer ayağı da, bu projenin diğer ayağı da yeni tür popülist politikalarla emekçi sınıfların da ve özellikle bu işçi sınıfının en güvencesi ve
kesimlerinin rızasının da sağlanması, rızasının devşirilebilmesi oldu. Bunu mümkün kılan en önemli etken de biraz sonra tekrar vurgulayacağım. Toplumdaki en örgütlü aktörlerin, özellikle de işçi hareketinin onlarca yıldır 1980'lerden bu yana zayıflatılması ve neredeyse ortadan kaybolmasıydı. Seminerin ilk kısmını da vurguladığımız gibi popülizm özellikle de krizlerin de eşlik ettiği büyük toplumsal ve ekonomik dönüşüm dönemlerinde yerinden edilmiş, dağınık, örgütsüz, mağdurlaştırılmış sosyal kesimlerin içerilmesi, toplumsal çelişki ve çatışmaların veya muhtemel toplumsal çelişki ve çatışmaların kurumsal alana çekilmesi ve uyumlaştırılmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla 2000'lere gelindiğinde neoliberalizmin Türkiye özgürlüğünde işçi sınıfının kolektif öznerliği nasıl aşındırdığını tespit etmemiz önemlidir. Neoliberal dönemde 80'li yıllardan başlayarak ama 90'lı yıllardan özellikle 90'lı yıllardan itibaren tarımsal istihdamın çözülmesi, kentlere doğru akan hızlı göç, aile ve hemşirelik gibi informal sosyal güvenlik ağlarının aşınması Türkiye tarihinde eşi görülmedik bir mülksüzleşme ve işçileşme dalgası yarattı Türkiye toplumunda. Ancak ne Türkiye kapitalizmi bu mülksüzleşen kitleleri içirecek, istihdam edecek bir kapasiteye sahipti, ne de emek piyasaları bütün bu çalışanları tek bir çalışma rejimi altında birleştirebilecek bir gelişmişliğe sahipti. Bu nedenle Türkiye'nin son 35-40 yılında baktığımızda emek piyasalarının her zaman neoliberal uyum politikalarının hedefinde olduğunu görüyoruz. Daha 80'li yıllarda İtalya Kamyacı Sanayileşme Stratejisi'nden daha ihracat odaklı bir modele geçilirken bu yeni dönemin emek piyasaları üzerindeki en önemli etkisi bildiğiniz gibi ücretlerin bastırılması ve kitlerin tam zamanlı ve güvenceli istihdam yaratmadığındaki tarihsel rolünün terk edilmesi olmuştu. 90'lı yıllara gelindiğinde bu defa taşeronu iş verme, esneklik, çalışma ilişkilerinin kuralsızlaştırılması gibi taktikler devreye girdi ve böylelikle kayıt dışı ve güvencesiz istihdam biçimleri hızla yayıldı. 90'ların ortasına gelindiğinde imalat sanayi iş gücünün kabaca yarısı güvencesiz istihdam koşullarında çalışmaktaydı. İşçi sınıfı arasında bu emek piyasasından kaynaklı bölünmelerle beraber tabi tutuldukları emek rejimleri de farklılaştı ve giderek daha büyük bir bölümünde emekçi kesimlerin daha büyük bir bölümünün üzerinde baskı ve zora dayalı iş disiplini yöntemleri uygulanmaya başlandı. Üstelik 90'lı yıllarda arda arda gelen ciddi krizlerle ekonomi sarsılırken krizin maliyeti de işsizleşme biçiminde emekçilerin üzerine yıkılmıştı. Özellikle 90'larda bu 90'ların sürekli kriz konjonktürü içerisinde işçi sınıfının görece en örgütlü olduğu imalat sanayinde istihdam önemli oranda düşmüştü. Dolayısıyla zaten ağır bir işsizlik vardı. Bu 2000-2001 krizlerinde rekor seviyeye ulaştı. 2002 yılında tarım dışı işsizlik oranı neredeyse %15'e ulaşıyordu.
Ondan sonra da yani yanlış hatırlamıyorsam hiçbir zaman bu oran zaten %13'ün altına düşmedi. Hatta 2010, 2009 krizinde %18'lere çıktı. Dolayısıyla 2000'li yılların başına gelindiğinde Türkiye toplumu hızla işçileşirken buna karşılık giderek de örgütsüzleşiyordu. Sınıf içi farklılaşmalar ve işsizlik emekçi sınıfların kolektif eyleme kapasitesini azaltıyordu. Buna hani bunun en önemli önemli bunu örnekleyecek şey belki de sendikalaşma oranlarındaki düşüştür. 12 Eylül rejiminin bütün baskılarına rağmen 80'li yıllarda sendikalaşma oranı yine de %20'ye yakındı. 2011 yılına gelindiğinde ise bu oranın %6'ya kadar düştüğünü gördük. Bu İşçi, emekçi kesimler içerisinde farklı sektörler, bu işçi sınıfının farklı sektörleri, farklı kesimleri arasındaki bölünmeler, sendikal hareketin de aşmayı beceremediği bölünmeler, AKP iktidarının manipüle edebileceği bir siyasal zemin yarattı. Denebilir ki AKP'nin neoliberal popülist siyaset tarzı bu bölünmeleri kullanarak ve büyüterek işçi sınıfının gücünü daha fazla kırmayı hedefliyordu. Kırmayı hedefliyordu. Yani bilindiği gibi yani ilk bölümde de bahsetmiştik, klasik popülizmler toplumun sayısal çoğunluğunu teşkil eden halkı onu sömüren oligarşik azınlığa karşı bir siyasal özne olarak inşa etmeye dayalı idi. Otoriter biçimlerle de olsa işçi sınıfını siyasal sisteme dolayısıyla dahil ederdi ve bir hani kolektif bir özne olarak inşa etmeye çalışırdı. AKP'nin temsil ettiği yeni popülizmler ise tam tersine işçileri bir sınıf olarak siyasetin dışına atmaya dayalı. Bütün özelleştirme tartışmalarında, örneğin tekel direnişinde veya 2000'lerde sağlık reformu gibi sosyal güvenliği tasfiye politikalarında gördüğümüz gibi stratejisini işçi sınıfı içerisindeki farklılıkları derinleştirerek sınıf muhalefetini bölmek üzerine kuruyordu. Sendikaların ve örgütlü muhalefetin karşısında çalışan veya çalışmayan yoksulların, güvencesizlerin çıkarlarını çıkarıyordu. Bunun hani bu dönemin popülist siyasetlerinin ortak özelliği olduğunu da söyleyebiliriz. AKP bir yandan işçi sınıfının kolektif haklarını saldırırken diğer yandan da birey veya aile temelinde uygulanan yoksulluk karşıtı sosyal yardımlara ağırlık verdi. AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana kamu kaynaklarından özel sektöre ve İslami nitelikli hayırsever vakıflarına uzanan geniş bir sosyal yardım ağı kurduğunu görüyoruz. Bu yıldan yıla büyüyen ama oy sandığına endeksli, bağlılık ve minnet duygusu yaratmayı hedefleyen bu yeni refah yönetişimi modeli de yeni kurulan hegemonya projesini rıza üretmek açısından işlevsiz oldu. Türkiye'nin daha önceki döneminde geleneksel olarak ifade edebileceğimiz refah rejimi minimalist, oldukça eşitsiz ve korporatist nitelikteydi ve bunun içerisinde sosyal hizmet ve yardım ayağı bulunmuyordu. 2000'lerde AKP'nin bunu hızla kurduğunu, yoksullara yönelik sosyal harcamaları hızla büyüttüğünü görüyoruz. Burada özellikle nakdi sosyal transferler ön plana çıkıyor.
Çok fazla ayrıntılarına girmeyeyim ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2016 yılına gelindiğinde 3 milyonu aşkın aile düzenli veya düzensiz nakdi yardım alıyordu. Hani bu kadar hani gelişmiş bir ve sürekli de yani genişleyen sosyal yardımların milli gelir içerisindeki payının ise aşağı yukarı %1, %1'in biraz üzerinde olması bu yeni sosyal politika rejiminin neoliberal rasyoneliteye uygunluğunu da gösteriyordu. Zaten bakıldığında tüm bu yeni sosyal politika pratiklerinin neoliberal özü işçileri kolektif bir bütün olarak değil, bireyler ve tüketiciler olarak muhatap almasıydı. Neoliberal popülizmin bu özelliği de yani sınıf dışı kimlik ve temsil biçimleri oluşturması da toplumun en az örgütlü yerinden edilmiş kesimlerine yani günümüz koşullarında yeni kent yoksullarına, kayıt dışı çalışanlara neden cazip geldiğini de açıklamaktadır. Neoliberal popülizm telafi mekanizmaları arasında diğer öne çıkan bir konu geniş halk kesimlerin tüketim kapasitelerinin borçlandırılma yoluyla desteklenmesi idi. Türkiye'de bankacılık kesimi 90'lı yıllarda kamu açıklarının finansmanına yönelik olarak çalışıyordu. 2000'li yıllarda bu değişti ve faaliyetlerini bankacılık kesimi hane halklarının finansmanına doğru kaydırdı. Bunun neticesinde de bireysel kredi ve kredi kartı kullanıcıların sayısı hızla arttı. Bu borçlanma yoluyla yaratılan bir refah etkisine yol açtı. Bu da iç tüketime dayalı ekonomik modelin sürdürülmesinin temel şartı oldu. Öyle ki hane halkı borçlarının kullanılabilir gelirlerine oranı 2002 yılında %4-5 seviyelerindeyken bu oran 2015 yılına gelindiğinde %50'yi aşmıştı, %55'e doğru tırmanıyordu. Bu durum bireylere yönelik kredi genişlemesi emekçi sınıfların 2000'li yıllar boyunca gelir dağılımındaki kayıplarının tüketime yansımamasını da sağladı. Bilakis gelirlerin ötesinde bir hayat tarzına, hayat düzeyine ulaşabilmelerini sağladı. Toplumun bu geniş kesimlerini kapsayan finansal içerme mekanizması işçi sınıfının hem bölüşüm içerisindeki kayıplarını dediğim gibi bir ölçüde telafi ediyordu hem de onların finans piyasasına entegre ederek ekonomik ve siyasal davranışlarını da değiştiriyordu. Tabir caizse muhafazakarlaştırıyor, onları daha fazla düzen ve istikrar talep eden özneler haline gelmelerini amaçlıyordu. Daha fazla örnek verilebilir bu neoliberal popülist mekanizmalara, bu telafi mekanizmalarına. Ama burada hani sadece bir bölümünü aktarmakla yetinelim bu neoliberal popülist politikaların. Bunlar sayesinde şunu söyleyebiliriz ki hane halkları tüketimi 2002 yılına kıyasla önemli bir gelişme kat etti AKP döneminde 2002 öncesine kıyasla. Hatta hane halkı tüketiminin milli gelire oranı %70'lerin üzerine çıktı Türkiye'de ki bu OECD ülkeleri ortalamasında çok üzerindedir. Özetle diyebiliriz ki AKP'nin çeşitli sınıf kesimlerini bir arada tutmaya yönelik bu neoliberal hegemonik projesi iki ana temel üzerine oturuyordu.
bağımlı sınıflar açısından gelirlerinin ve tüketim kapasitelerinin korunması ve geliştirilmesi, hakim sınıflar açısından da dış kaynak transferine dayalı bir büyümenin sürdürülmesi. Bu model, bu modelin sınırları küresel para bolluğunun başta söylediğim gibi devam etmesine bağlıydı büyük ölçüde. Bunun nihayet ermesinden itibaren de sürdürülemez hale geldi neoliberal popülist proje. Buna kesin bir bunun sınırına dair kesin bir tarih vermek zor ama 2013'ün önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2013 önemli. Hem bu dediğim gibi hani küresel kredi genişlemesinin sona ereceğinin ilan edildiği yıl olması açısından bütün gelişmekte olan ülkeleri etkiledi bu durum. Oradaki ekonomik gelişmenin sınırlarına işaret ediyordu. Bir bu açıdan 2013 önemli. Diğer açıdan 2013 Türkiye'de Türkiye özelinde Gezi isyanı açısından da önemli. Gezi isyanı da bu neoliberal popülist yönetim stratejisinin sınırına ulaştığını gösteriyordu. Şu açıdan önemlidir. Gezi AKP döneminde ivmelenen neoliberal dönüşümünün sonucu, onun bir etkisi olarak gerçekleşen Türkiye'de sınıf oluşum süreçlerinin değişen biçimleri ve koşulları bağlamında anlaşılmalıdır Gezi. Bu seminer boyunca da söylediğim gibi, söylemeye çalıştığım gibi kentlileşen, emekçileşen ama eğitim ve becerim seviyeleri önceki kuşaklara göre artsa da çalışma ve yaşam koşullarının önceki kuşaklara göre daha da güvencesizleştiğini gören, deneyimleyen kesimlerin beklenti ve taleplerinin AKP'nin ekonomik ve siyasal modeli içerisinde karşılanamadığının bir ifadesi olmuştur Gezi. Bu anlamda neoliberal popülizmin toplumsal çelişkilerin içerilmesi, asimile edilmesi işlevinin zayıfladığını göstermektedir. Bu açıdan hani diyebiliriz ki son söz olarak Türkiye'nin bu döneminin hani özgün özellikleri olması ile birlikte bir dizi farklı ülkeyle de paylaştığını bu özellikleri görüyoruz. Örneğin 2000'li yıllarda bu Latin Amerika, bazı Latin Amerika ülkelerinin deneyimi incelendiğinde hem yaşanan toplumsal sınıfsal dönüşüm bağlamında hem de bunun yönetilmesine dair oluşturulan mekanizmalar, bu mekanizmaların yükselişi, sınırlarına varması ve ondan sonra girdiği kriz ve dağılması anlamında Türkiye ile karşılaştırılabilecek örnekler sunduğunda söyleyebiliriz. Semineri burada sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.